Kudüs hem Yahudilerin hem Hristiyanların hem de Müslümanların kutsal saydığı bir yerdir. Bu yüzden Kudüs'e sahip olmak hemen her toplumun hayalidir. Bu kutsal topraklar pek çok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Ancak bugün içinde bulunduğu durum acınası bir haldir. Tarih boyunca görülmemiş zulüm ve baskıya maruz kalan bölge halkı silah zoruyla güç kullanarak yıldırılmaya ve bölgeden göç ettirilmeye zorlanıyor. Bu topraklarda hak iddia eden ve buralara kutsiyet atfeden kimse daha önce kendi eliyle bu bölge halkına böylesine bir zulüm müreva görmemişti. Eğer bir bölge kutsalsa ve bölgede yaşayan oranın kutsiyetine aykırı bir tutum sergilemiyorlarsa orada temel problem insanlar olmamalıdır. Madem ki toprak kutsal ve elde edilmek isteniyor, öyleyse bunu bir devlet gibi savaş kuralları çerçevesinde yapmak ve sivil halka asla zulmetmemek ve bölge halkını sürmemek gerekir. Oysa bugün kendisine devlet adını veren İsrail, tam bir terör örgütü gibi hareket etmekte ve kendisine karşı olan her etnik ve dini gruba karşı diş bilemektedir. Bu tutum, bu Siyonist düşünce sistemi ve yargı makinesi gibi çalışan hahamları, hakikatten ve Yahudiliğin özünden uzak bir tutum sergilemekte, insanlığın en kutsal mabetlerinden biri sayılan, ki bunlardan ilki Mekke'dir, sonra burası, Mescid-i Aksa'yı talan etmekte, içerisinde kötü bir söz bile edilmemesi gereken bu mekanda canlara kıymaktadırlar. Şüphe yok ki bütün Hazreti Musa dirilip gelse ve Yahudi ümmetinin karşısına çıkıp konuşacak olsa, onu dinlemez ve dinsizlikle itham ederlerdi. Böylesine azgın ve sapkın bir kavim olan Yahudiler artık öylesine bir hal aldılar ki, Mescid-i Aksa'ya sahip olabilmek için ellerinden geleni arkalarına koymamakta, parayla satın aldıkları kukla niteliğindeki insanları öne sürerek, bu kutsal mabette saygısızca fiil ve davranışlarda bulunmalarını sağlayarak, bölgenin kutsiyetine Filistin halkının riayet etmediğini ve buraya İsrail kuvvetlerinin müdahale etmesi gerektiği yönünde açıklamalar yapmaktadır. Hem silah hem de akıl oyunlarıyla bölgede kendisine güç istinat etmeye çalışmakta ve kendi kurduğu oyun içerisinde insanların özgürlük ve yaşama haklarına müdahale ederek güya barış yanlısı olduğunu ispatlamaya çalışmaktadır. Oysa biz biliyoruz ki barış, sivil insanları bırakın, eli silah tutanlara karşı bile zorda kalmadıkça müdahale etmemeyi gerektirir. Savaş zorda kalınmadığı müddetçe bir cinayettir ve günahların en büyüğüdür. Merhametin, şefkatin ve adaletin zıttı zulümdür. Haddi aşmak, kötü, kırıcı davranmak, insanları üzmek, sıkıntı vermek, acı çektirmek zulümdür. Sebep olmak da zulümdür. Zulüm, dinin haram kıldığı bir iştir. Ayrıca insanlık suçudur. İnancımızda zarar verme, sıkıntıya sokma, bir konuda mağdur etmek, öç alma yoktur. Kötülüğe kötülük yaraşmaz. Cenab-ı Allah'a havale edilir. Ayrıca cezalandırma Allah'a mahsustur. Öldürme yetkisi kula ait değildir. Zulüm kul hakkına girer. Bunu da Allah affetmeyeceğini bildirmiştir. Bunun için zulmedilmediği gibi zulme karşı olunacak ve zulme mani olunacaktır. Değilse kınanacaktır. Cenab-ı Allah zalimin düşmanıdır. Mazlumun hakkını ondan alır. Kur'an'da Allah'ı zalimlerin yaptıklarından habersiz sanma. Allah zalimi cezalandırmayı ahiret gününe erteliyor buyurulmuştur. Zulüm karşısında susulmaz. Zarar görmemek için zulüm önlenmeye çalışılır. Mazlum müdafaa edilir. Zalim de terk edilir. Çünkü zalime karşı susmak, ses çıkarmamak zalime yardım olur. Zulme rıza gösterilmiş olur. Peygamber aleyhisselam, haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır buyurmuştur. Bir hadiste de, bir kimse bir zalime yardım etse, bundan vazgeçinceye kadar Allah'ın gazabındadır. Allah, zalime meyletmeyin, sonra size de ateş dokunur uyarısında bulunmuştur. Bir kutsi hadiste, ey kullarım, iyi bilin ki ben zulmetmeyi kendime haram kıldım. Onu sizin aranızda da haram kıldım. Sakın birbirinize zulmetmeyin buyurur. Zalimin zulmü hiçbir zaman karşılıksız kalmaz. Allah ona bir başka zalimi musallat eder. Cenab-ı Allah mazlumun hakkını zalimden alır